Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda ne yazık ki kurdaki gelişmeleri çok iyi biliyorsunuz. Kapalı çarşıyla bankalar arasındaki kur makası iyice açılıyor ve akıllara da yatırımcının aklına da çok deli sorular gelmeye başladı. Acaba bu işin sonunda hesaplara el konulur mu? Dolara getirilecek kısıtlamalar nereye kadar gidebilir? Uç senaryo olarak böyle sorular geliyor bana. Tabii ki bu mümkün mü değil mi? Bu videoda işte bunu rakamlara dayalı bir şekilde tartışmak istiyorum. Buna bir cevap vereceğiz. Lakin buna geçmeden önce ben ülkem adına gerçekten üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Çünkü ülkeyi yönetenlerin çıkıp böyle havuz medyası dediğimiz yerlerde bir takım kalemşörler ve silahşörleri ile yaptıkları savunmalara baktığımda üzülüyorum. Mesela dün işte bize geçen yıl sürekli her akşam küfreden bir kanal vardı arkadaşlar. O kanala 3-5 tane insan çıkmış, diyor ki işte adam eline sopayı almış profesör güya. Ya diyor İstanbul Finans Merkezi yapılıyor. Bu diyor İstanbul Finans Merkezi var ya Wall Street'ten daha iyi olacak diyor. Ya arkadaşlar, şimdi halkımız bilmiyor diye halkımızı kandırmaya çalışmak ne kadar ayıp bir şey. Ya böyle bir şey olamaz. Yani bu insanların ben maneviyat olarak da inançlı olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü çıkıp birisi böyle bir yalan atıyorsa, İstanbul Finans Merkezi Wall Street'ten daha iyi olacak, daha üstte olacak derse külliyen yalandır. Neden? Çok basit. Arkadaşlar, New York Stock Exchange dediğimiz New York borsasının değeri 25 trilyon dolar. 25 trilyon dolar. Sizin Borsa İstanbul dediğiniz hadise 300 milyar doları ancak buluyor. Dolayısıyla karşınızda 25 trilyon dolar, burada borsa 300 milyar dolar. Ya tüm bankacılık sistemini toplasanız Amerika'nın bir bankacılık bir bankasının aktifleri kadar olmuyor. Dolayısıyla sen Ataşehir'e 4 tane kule yaptın diye nasıl finans merkezi olacaksın? Bugün ben bir de onu yazdım zaten. Yeni Çağ'daki köşemde, mutlaka girin Yeni Çağ gazetesi internet sitesinde okuyun. Burada dedim ki bir ülkenin para birimi böyle deli gibi değer kaybederken, enflasyon yukarıya giderken, ihracatı ithalatının altında kalırken, şirketleri dünya çapında markalar oluşturmuyorken, yüksek teknoloji üretmekten aciz bir sistem varsa, üniversiteleri bırakın ilk onu ilk yüze giremiyorsa, o ülkenin finans merkezi öyle yukarılara çıkamaz. Çünkü finans dediğiniz şey bir elmanın yarısıdır, öbür yarısı da reel sektördür. Sen teknoloji yaratamıyorsun, ihracatının %2'si yüksek teknolojiye dayalı, üniversitelerin tel tel dökülüyor. Nasıl finans merkezi olacaksın? Burada halkı kandırmamak lazım. Ve ben üzülerek şunu görüyorum arkadaşlar, bunlardan haberdar olun. İnanın birazdan anlatacağım dolar TL konusu kadar önemlidir. Çünkü niye anlatıyorum bunları biliyor musunuz? Siyasi propaganda için değil. Gerçekleri bilmeniz lazım. Gerçekleri bilirseniz ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine kanaat getireceksiniz. Yalanlara inanmayacaksınız. Yalanlara inanmadığınız zaman bu işi doğru yapacaklara devlet mekanizmasını emanet ettiğinizde birazdan dolarda anlatacağım o uç senaryolar karşımıza gelmez. Bakın, bu iş dönüp bizi vuracak. Bu dolar konusunda öyle büyük sıkıntılar var ki birazdan anlatacağım. Tabelada sadece işte o dedikleri rakamları görmek değil sıkıntı. Çok daha muazzam büyük bir tehlike geliyor. Hepsini tek tek anlatacağım. Farkında olun atılan yalanların. Şimdi arıza nereden çıkıyor biliyor musunuz? 418 milyar dolarlık kaçağı muhalefet sobelediği için, eyvah biz sobelendik dedildiği için, burada dini değerler, milli değerler kullanılarak arkadaşlar bir saldırı var. Yok seccadeyi doydu buydu, bunlara girmeyeceğim. Ama arkadaşlar bakın, savunma sanayi deniliyor. Bir iktisatçı olarak ben her türlü sektörü takip ederim. Ben savunma uzmanı değilim ama savunma sanayinin ürünleri ve savunma sanayinin öznesi olan silahlı kuvvetlerin kullandığı envanteri iyi takip ederim. Altay tankı nerede arkadaşlar?
Altay Tankı yok, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 2019 yılında teslim edilmesi gerekiyordu. Şimdi önümüzdeki hafta Otokar'ın ürettiği 3 tane prototipi teslim edecekler, şov yapacaklar. Bakın, Elbap operasyonunda bizim tanklarımız sıkıntıya uğradı. 90'lı yıllardan kalma tanklar var. Leopard 2A5 ve M60 tankları 2000'li yıllarda İsrail'de modernize edildi. M60 Sabra oldu, bunlarla gidiyor. Ama yandan atılan roketlere karşı Leopard'ların bir zafiyeti var. Ya bizim ordumuz kadar, personelimiz kadar kahraman bir ordu yok. Dolayısıyla bizim bu kardeşlerimizin Altay denilen modern tankla kavuşturulması lazım. Savunma sanayi uçuyorsa nerede Altay tankı? Dönelim hava kuvvetlerine bakalım. F-16'lar 90 yılından kalma 5. jenerasyon uçak yapıldı arkadaşlar. 5. jenerasyon uçakla F-16 göklerde karşılaştığında pilotlarımızın yeteneği olacak. Ama belli bir noktada teknoloji konuşmaya başlayacak. Dolayısıyla bizim burada savunma sanayinde İHA, SİHA, eyvallah başım üstüne, TOG başım üstüne, TCG Anadolu başım üstüne, ama senin ordunun ana ihtiyaç duyduğu kalemlerde sen bir tık ileri gidememişsin, adım atamamışsın F-16'larda, tanklar konusunda, jetler ve tanklar konusunda. Ondan sonra sıkıp duruyorsun yani. Olmaz. Bunu niye anlatıyorum? Bunları istememiz lazım hükümetten. Ya bu hükümetten ya gelecek hükümetten. Kendi bekamız için arkadaşlar. Ve yanlışlara, yalanlara dur dememiz lazım. İstanbul Finans Merkezi'nde çıkıp birisinin sallaması gibi. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, şimdi gelelim şu dolar konusuna. Kusura bakmayın, 6 dakikanızı aldım ama gerçekleri bilmemiz lazım. Dolar bu yüzden yükseliyor. Yalanlardan dolayı yükseliyor arkadaşlar. Ne zaman gerçeği göreceğiz? Ne zaman doğruyu bileceğiz? Liyakata gereken hakkı teslim edeceğiz. Adamın etnik kökenine, diline, dinine bakmayacağız. İşte o zaman biz bu kuru da, enflasyonu da düşüreceğiz. Bakın, ayın 17'si itibariyle İlk defa ben bunu görüyorum, birkaç kez daha gördüm ama toplam döviz yükümlülüklerimiz dış varlıklarımızı aştı. Merkez Bankası Analitik Bilançosu 17.04.2023 2.3 trilyon dış varlık, 2.4 trilyon toplam döviz yükümlülüğü. Kasa 2.5 milyar dolar eksi. Swap, yani takas yoluyla alınan para ne kadar? 60.8 milyar dolar 7 Nisan itibariyle. İkisini topladığımda kasa eksi 63.3 milyar dolar. Ben bu hesabı size çok yaptım. Kasa eksi 63.3 dedim. Cari eksi 55 milyar dolar cari açığın. Mal dengen eksi 35 milyar dolar. Borcun 196 milyar dolar. Bu yüzden zaten kurun çıktığını biliyoruz. Eyvallah. Bunları bir hatırladık. Şimdi burada problem şu değerli arkadaşlarım. Bakın, bir soru soracağım. 20.40 kapalı çarşıda. 20.40'dan sen dolar toplayıp 19.40'a bunu kime satıyorsun? Merkez Bankası'nın kapalı çarşıdan dolar topladığına dair iddiaları ben söylemiyorum. Basında yer aldı arkadaşlar. O zaman ben şunu sorarım. 20.40'dan alıp 19.40'a kime satıyorsun? Bu bir. Hadi diyelim böyle bir şey yok. 19.40'dan aldığın sanayicinin döviziyle sen basıyorsun. Ama 19.40 adam sana veriyor. Ziyan oluyor dışarıda 20.40. Bu adam üretim yapmaya başladığı zaman, üretim yapmak istediği zaman bir sürü kısıtlama getirmişsin zaten döviz almaya falan. Gidecek kapalı çarşıdan alacak. Bunun zararını kim karşılayacak arkadaşlar? Hadi bunu da geçtim. Hadi bunlar da önemsiz olsun değerli arkadaşlarım. Bakın, burada en önemli sıkıntı şu. En önemli sıkıntıya gelelim kurda. Şimdi bu tabelalar açıldığı zaman, birisi 20.40, birisi 19.40 kaldığı zaman yavaş yavaş sizin 20.40 olan o serbest piyasadaki kur ticarette yerini almaya başlıyor. Yani demek istediğim olay, üretim yaparken sanayici 20.40 üzerinden maliyetlerini hesaplamaya başlıyor, girdiği ona göre alıyor. Sorum şu, ya da bize gelecek tehlikeyi anlatayım size, o da şu. Türkiye'de insanların gelirleri artıyor mu, düşüyor mu arkadaşlar? Düşüyor, değil mi? Bunu nereden anlıyorum? Devlet bile tescil etti.
TÜİK'in büyüme rakamlarına bakın. Büyüme rakamlarında gelirin aldığı pay düşüyor. Bakın gelirler düşüyor. O zaman şunu söyleyemez miyim? Sanayici 18'den girdi malını kullanırken enflasyon X ise şimdi 20 liradan kullandığı zaman enflasyon ne olacak arkadaşlar? 2 liralık daha artacak. Ben şu hesabı yapayım size. Üretici fiyatları endeksi arkadaşlar 20 liradan mamül kullandıkça 20 lira kurdan girdiği aldıkça %80'e çıkacak. Şu an %60'larda baz etkisi nedeniyle düşüyor. Bu kur 22 olduğu zaman üretici fiyatları endeksi 100'e de çıkacak tekrardan. Çünkü yani kur yükseldikçe sizin hayatınızdaki enflasyon yükseliyor. Bu çok basit. Bunu hepiniz artık biliyorsunuz, öğrendiniz. Dolayısıyla benim size sorum şu, ya da varacağımız noktaya gelelim. Gelirler düşerken, enflasyon yukarıya giderken ne olacak ekonomide bu tablo? Ben size söyleyeyim. Durgunluk. Büyük bir sudden stop dediğimiz ani bir duruşa gireceğiz. Şimdi bugüne kadar şunu söyleyebilirsiniz. Niye girmedik? 18'de sabitlediler arkadaşlar. 18'de kuru sabitlediler. Kuru sabitlemek için de Rusya'dan, Körfez bölgesinden, net hata noksandan habire bastılar. Sonra yetmedi, şirket dövizlerini bastılar. 128 milyar dolar döviz yaktılar rezervi. 128 milyar dolar da KKM ile döviz yaktılar. 256 milyar doların yüzü suyu hürmetine kuru 18'de tuttular. Ama bu kaynaklar tükendiği için şimdi kur 20'nin üstüne attığında ben diyorum ki büyük bir üretici fiyat artışları gelecek karşıma. Ve gelirler artmıyorken, fiyatlar yukarı giderken bunu ekonomi nasıl absorbe edecek, nasıl çevirecek çarkları? Duracak, işlemler duracak, ekonomik aktiviteler duracak. Geçmişte kura bastığı için 18'de tutuyordu. Kör topal 18 yüksek bir kur seviyesi olsa bile üretici, tüketici kendini buna göre ayarlamıştı. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, burada artık hani sanayicilere ya da esnafa verecekleri kredi imkanları da daraldı. Ve enflasyonun artmaya devam etmesi ekonomide büyük bir duruşu seçimden sonra karşımıza getirecek. Ya geçmişte de diyordun sudden stop olabilir diye, niye olmadı? Bak bir daha söylüyorum, 18'de sabitlemişlerdi kuru. Ama o sabitlemenin bedeli 256 milyar dolar artı 170 milyar lira kur korumalı bedeli oldu. Ama şimdi tutamıyor. Problem burada. Tutamadığı için ekonomik aktiviteler duracak. Tabela 22 olmuş, 23 olmuş, 24 olmuş. Ekonomi durduğu zaman şirketler duracak, işsizlik yukarı gidecek ve toplumda sefalet daha da arttığı zaman ne olacak? Ben bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum işte. Ve iflaslar haliyle karşımıza gelecek diyorum. Şimdi gelelim doları kontrol konusuna. Yani bir el konulma olabilir mi, olamaz mı? Şimdi değerli arkadaşlarım, her dolar açlığı her ülkede, gelişmekte olan ülkede, eğer siz ihracatı artırarak rezervi dolduramıyorsanız bunun doğal sonucu olarak bir takım polisiye önlemler alırsınız. Bu polisiye önlemler nedir? İlk önce sınırlamayla başlar bu iş. Bakın en son biliyorsunuz sınırlama geldi değil mi? Saat 13'e kadar dövizi bankalar aldı, alamadı, bitti. 13 sınırı var, saat sınırı var. Artı müşterilere satılacak dövize de banka sınırlar getirildi. Bu bir sınırlama. Yani bu neden? Kıtlıktan dolayı, döviz kıtlığından dolayı oluşuyor. İkincisi, transferler. Bu transferlere daha önceden sınırlar getirilmişti. Bunun bir tık sonrası siz artık dövizi 70'lerdeki gibi taşıma konusunda da sıkıntılara karşılaşırsınız. Yani taşımaya da bir takım zorluklar getirilir. Dur der yani, bunu sadece dövizle iş yapan, dış ticaret yapan şirketler ve bu işlerle uygun olan insanlar taşıyabilir, transfer edebilir vesaire. Bunun bir tık sonrası bu. Ama şuna gelelim. Dövize el konulur mu bu işin sonunda dediğimizde, bu artık rezillikte son noktadır arkadaşlar. Bu noktaya gelmez.
Niye gelmeyeceğini söyleyeyim. 70'lerde oldu. Evet. 70'lerde işte taşımada yasaktı, dövizde büyük kontroller vardı. Suçtu yani, adamın üstünde dolar çıktı mı suçtu. Ama bu noktaya biz şu an gelemeyiz. Çünkü 1970-2023, 50 yıl 55 yıl geçmiş. Türkiye artık dışarıya çok daha fazla entegre. Dolayısıyla bu entegre yapısıyla siz kısıtlayamazsınız, el koydum falan yapamazsınız. Burada çok daha büyük bir panik çıkartırsınız. Yani siz bu kısıtlama önlemlerini artırdıkça panik çıkartırsınız. Zaten bu önlemlerle, dikkat edin, bir psikolojik üstünlüğü kur tarafı, kurun yükseleceğine inancı olanlar geçirdi. Kur yukarı gidiyor. Psikolojik bir savaştır aynı zamanda bu. Yani kuru düşürmek sadece getirip dövizi basmakla da olmaz. Bakın, deli gibi para basıyorlar. Ama buna rağmen kuru düşüremiyorlar. Niye? Algıyı yönetemiyor adam. Psikolojiyi yönetemiyor. Yatırımcının beynindeki psikolojiyi değiştiremiyor. Peki neden değiştiremiyor? Çünkü kalıcı çözümler sunamıyor enflasyonu düşüreceğine dair. Ve psikolojik harbi kaybettiği için 20 lira savunmasını da kaybetti aslında Merkez Bankası. Böyle bir durum var. Şimdi bunun üstüne ben hesaba el koyarım ederim tarzı bir şeyi akıllarından geçiremezler bile. Geçirmemeleri lazımdır. Niye arkadaşlar? Çünkü diyorum, Türkiye artık dışa entegre oldu. Bir. İkincisi, sadece Merkez Bankası'nın kontrolünde değil döviz vermek, almak. Müthiş derecede sınırlar açık. Kevgire dönmüş sınırlar var zaten. Bavulla para giriyor çıkıyor. Anında sınırlamaların dozu artarsa arkadaşlar, dışarıdaki kara borsa dediğimiz merdiven altı fiyatlar pıtrak gibi patlamaya başlar. Bakın zaten çarşı fiyatı çıkmış yukarıya gitmiş. 20-40, 20-45 oralarda geziyor. Burada daha büyük panik çıkartır böyle işler. O yüzden ben durumun bu noktaya geleceğine inanmıyorum. Olacak nedir arkadaşlar? Olacak olan şu. Burada seçimden sonra ister Cumhur gelsin, ister millet gelsin, kuru bırakacaklar arkadaşlar. Kuru bir bırakılacak. Cumhur kuru kademeli bırakır, gevşetecek. Çünkü gevşetmediğin zaman o basınç barajı kırıp dağıtır arkadaşlar. Bunu bildikleri için bu kur bırakılacak. Kafadan %20-%25 bir değer kaybı karşımıza çıkacak. Ondan sonra taşlar yerine oturacak. Yani kesinlikle şuna itibar etmeyin. İşte bankadaki dövizlere el konulur, o olur, bu olur. Bu noktaya gitmeyecek. Çünkü siz dövizi serbest bıraktığınız zaman kur yükseleceği için ona göre ithalat, ona göre bütün dengeler yerine oturacak. İnsanlar hesabını kitabını yapacak. Enflasyon yükselecek ama ona göre oturacak. Durgunluk olacak mı? Olacak. Ama bir şekilde denge kötü bir noktada tesis edilse bile oluşacak. Bu yüzden sistem daha sonra kendini yavaş yavaş onarmaya başlayacak. Serbest piyasa mekanizmasının özü budur zaten. Kur yukarı gitti mi ithalatı kesersin, dövizi olan talebi engellersin, mevzuyu kapatırsın. Şimdi ekonomi canlı kalsın diye buna izin vermedikleri için arıza çıktı zaten bu kadar. Dolayısıyla sözün özü arkadaşlar, seçimlerden sonra kurda dediğimiz senaryo 24-25 civarı bir şey oluşur. Bizim bankacılık sistemimiz dünyanın en sağlam bankacılık sistemidir arkadaşlar. İsteyene istediği kadar döviz verilir. Bakın bunu da söyleyeyim size. İsteyene istediği kadar döviz verilir. Ama şu da bir gerçektir ki tabii ki çok talep edildiği için ve ülkede olmadığı için bunun fiyatı artar. Bu da gayet doğaldır. Dolayısıyla asla kendinizi kötü düşüncelere kaptırmayın. Mevduatlarınızı bankalarda tutmaya devam edin. O noktada hiçbir şey olmaz. Dolarda da bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Bu işin ucu enflasyon yaratır. Kötü tarafı bu. İşsizlik yaratır, durgunluk yaratır. Kurda da lütfen 24-25 civarından atlayıp panikle mal almayın. Bakın burada da bir tezgah var. Yukarıya çok gazlıyorlar. Evet gidecek. Ama 25 üstü de olmayacak bir şey en azından şu an için. Niye? Fon akımları var Türkiye'ye. Yani sadece enflasyona bakarak bu hesabı yapanlar yanılıyor. Bunu söylemiştim. Bir hesapta, ince hesapta bakın
Yabancılar foncuları her gün arıyor. Ve ne soruyorlar biliyor musunuz? Türkiye'de hangi şirketleri alalım? Hangi şirketlere ortak olalım? Bu ne demek biliyor musunuz? Yarın Millet İttifakı geldiğinde yüklü para girecek buraya. Size 24'ten 25'ten dolar gazlamalarına izin vermeyin arkadaşlar. Aman gözünüzü seveyim. 25'ten doları gazlayıp 4500 endeksten borsaya girmek istiyor adamlar. Aman ha uyanık olun değerli arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.